Bu hafta milletin kürsüsünde dört belli kardeşlerimizin çilesini konuşacağız. İktidar inatla 500 bin kardeşimizin feryadını duymamazlıktan gelse de, yayını kesip onları susturmaya çalışsa da, biz bu kürsüden dört beylerin sesini tüm Türkiye'ye duyuracağız. Onlarınki inatsa bizimki de inat. Hadi bakalım, el mi yaman, bey mi yaman? Bu hafta Sözleşmeli Memurlar Derneği Başkanı Sayın Adem Atacan Bey aramızda. Buyurun Adem Bey, sözde, kürsü de sizindir. Teşekkür ederim Sayın Genel Başkanım. Sayın Genel Başkanım, saygıdeğer milletvekillerim, değerli basın mensupları ve tüm misafirler. Sizleri kamu, kurum ve kuruluşlarında görev yapan 510 bin kişi, sözleşmeli personel ve 2 milyon mağdur aile adına sizleri selamlıyorum. Heyecanımı maruz görün. Ben Sözleşmeli Memurlar Derneği Başkanı Adem Atacan. Kamuda, bakanlıklar ve bağlı kuruluşlarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4B maddesi kapsamında sözleşmeli personel istihdamı yapılmaktadır. Sözleşmeli personel mevzuatı yetersiz ve güncel değil. 1978 tarihli 43 yıl önce çıkarılmıştır. Ayrıca teşkilat kanunlarındaki ayrıcalıklar huzursuzluk yaratmaktadır. Az önce Genel Başkanımız izahını yaptı. Sadece geçici işlerde, nitelikli işlerde personel istihdam edilebileceği ifade edilmişken bu kanunda, maalesef mevcut durum itibariyle kamunun asli yükünü yürütmek üzere sözleşmeli personel istihdamı yapılır hale gelmiştir. 4B sözleşmeli personeller için sistemin sürdürülebilir olmaması adına 2011-2013 yıllarında tüm sözleşmelilere kadro getirilmiştir. Fakat 2013 yılından sonra sözleşmeli istihdam modeline devam edilmiş ve şu anda sayımız yaklaşık 500 bini bulan bir sözleşmeli personel istihdamına ulaşmıştır ne yazık ki. Bir de 3+1 sistemi getirilmiştir. Ancak bu sistem tüm bakanlıklara, tüm kamuya değil, sadece az önce belirttiğim gibi teşkilatlarda ayrıcalık olan kurumlara getirilmiştir. Yani bir Milli Eğitim gibi, bir Sağlık Bakanlığı gibi, bir de Diyanet İşleri Başkanlığı gibi. Evet, getirirsin, kötünün iyisi diyoruz. Yalnız 2016-2018 yıllarında çeşitli KHK'larla bu kanunlar getirildi. Kıdemli personel aynı işi yapıyor, aynı sınava tabi tutulmuş. Bu personel dahil edilmezken göreve sonradan başlatılanlar bu süreye dahil ediliyor. 3 yıl sözleşmede bırakılıyor. 3 yıl her yılın sonunda sözleşmesini imzalıyor. 3 yıl boyunca böyle. 1 yılda aynı yerde kadroda kalarak normal memur kadrolarına atanıyor. Bu kıdemli personel ne yazık ki ayrı tutuldu. Sözleşmeli personel uygulaması da bu halde kendi arasında süreli ve süresiz olarak da bölündü. Zaten 657 Devlet Memurları Kanunu bölünmüş. 4A, 4B, 4C, 4D, yani müdahale edilmezse Z'ye kadar gidebilir yani. Şu anda kamunun en önemli sorunu, istatistik yaptırabilirsiniz, süresiz sözleşmeliliktir. 2 milyon aile, yani şimdi bir anneanne, babaanne düşünün. Çocuklarını işe yerleştirmiş, yani onun dinlenmesi gerekirken resmen dadılık yapıyor. Yani bizlerin dışarıda olmamızın nedeniyle Sayın Başkanımız, Genel Başkanımız izahını yaptı. Bizler çocuklarımızı eve kilitliyoruz. Konuşamayacağım Genel Başkan. Yani ben burada siyaset yok diyorum. Ama gerçekten pandemi sürecinde biz çok zorluklar yaşadık.